Koleksiyon Para Toneri sunar. Efendim Eko Türk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Erencan Umut. Para Toner programı ile karşınızdayız. Gündem maddelerini değerlendireceğiz. Özellikle Türkiye yani yurt içerisindeki ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeler alacağız. Tere Yatırım baş ekonomisti Enver Erkan ile beraber sohbet edeceğiz. Enver merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet Enver, malum Merkez Bankası haftasına doğru giriyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Geçtiğimiz hafta doğrudan müdahaleler söz konusuydu. Önümüzdeki hafta yani 16 Aralık tarihinde de Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Ne dersin? Beklentiler bir miktar değişti mi? Çünkü en son Credit Suisse analistlerinin yapmış olduğu açıklamada da Sayın Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirim olasılığının azaldığına ilişkin bir cümle kurduğuna yönelik bir ifadede bulundular. Ne diyorsun? Doğrudan müdahaleler ve bir tarafta da faiz indirim beklentileri. Sence bu beklentiler değişti mi? Şimdi tabii şöyle söylemek lazım. Yani Merkez Bankası beklentilerini biz şu anda hani ekonomik sayıkla oluşturmuyoruz. Tamamen mevcut işte piyasa yönlendirmesi, politika rotası, eğilimi, yeni ekonomi perspektifi gibi değişkenleri şu anda değerlendiriyoruz. Dolayısıyla şu aşamada hükümet nezdinde borçlanma maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olan talep nezdinde Merkez Bankası'nın bu noktada faiz indirme konusunda daha çok istekli olacağını elbette düşünüyoruz. Ama elbette biz şimdi katıldığımız toplantıda bize sınırlı alan vurgusu yapıldı. O tabii ki yabancı ekonomistlere yapılan sunumda farklı bir ifade geçti mi? Onu ayrıca değerlendirmek gerekir ama bize yapılan vurgu sınırlı alan vurgusuydu ve sınırlı alanın önemli ölçüde kullanılmış olduğu ki aslında bize göre fazlasıyla kullanıldı ve sınırlı alanın da ötesine geçildi. Bence faiz konusunda önemli eşikleri geride bırakmış durumda. Çünkü açıkçası enflasyon aşağı yukarı şu anda 700 bas puan altında olan bir politika faizi var. Ama mesela borçlanma maliyetlerinin asıl durumuna bakıyorsun. Politika faizi düşürülmesine rağmen hazine yüksek faizden borçlanmaya devam ediyor. 5 yıl vadeli iadede 22.70 ile borçlanma gerçekleşti. Haliyle aslında hani borçlanma profili noktasında da aslında çok gidilmek istenen yöne doğru gidilebilecek bir konumda değiliz. Bunların hepsi ekonomiye finansman maliyeti demektir. Şimdi haliyle Merkez Bankası hani belki bir son faiz indirimi ardından bekleyebilir ya da belli bir dönem kendini beklemeye olabilir. En azından hani 2022'nin ilk aylarında da hızlı yükselecek bir enflasyon söz konusu olacak malum. Yıl belki %25'ler civarında bitecek. Çünkü bu son kur hareketinin etkileri dönemsel enflasyona çok daha önemli bir şekilde yansıyacak. Yani Kasım ayından daha yüksek bir Aralık enflasyonu elde edeceğiz. Ocak-Şubat enflasyonları aynı şekilde ki yüksek gerçekleşmelerle muhtemelen yıllık enflasyonu %36'na, %30 üzerine doğru götürecek. Dolayısıyla zaten aslında bence finansal koşulların gösterge olacak seviyeden aşağı yukarı 700-800 bas puan daha gevşek olduğu bir ortamda sıkılaşma ihtiyacını arttıracak bu. Yani sabit durmanın da ben yeterince gevşek bir politika olacağına bu noktada inanıyorum. Tabii şu var, şimdi Credit Suisse'in analizi aslında sadece bir tane yabancı kurumun analizi, yani diğer kurumlardan böyle bir ifadenin gelmediğini ama bu analize yönelik de herhangi bir açıklamanın Merkez Bankası'ndan yapılmadığını düşünecek olursak, yani tabii ki orada tam olarak ne olmuştur, hani bir çeviri hatası ya da bir kendi yaptıkları bir çıkarım ya da direkt olarak yerli ekonomist toplantısında geçmeyen böyle bir ifadenin geçmesi mi söz konusu olmuştur? Hani bence beklentileri revize etmekten ziyade bence piyasada daha fazla ayrışıma neden olacak bir etkendir ki bu
Aslında hani 16 Aralık'a yönelik direkt bir referans noktasında ya da geniş kapsamlı para politikası duruşu noktasında da bence önemli bir belirsizliğe işaret eder. Tabii bizim düşüncemiz aslında Merkez Bankası'nın hani son faiz indirimleri nezdinde de böyle düşünülür. Hiçbir şekilde gevşeme şu aşamada yapmaması gerektiği yönünde. Küresel finansal koşullara adaptasyon noktasında da biz çok ayrışık bir noktada duruyoruz malum. Ve özellikle bu gelişmekte olan ülkelere yatırım cazibesinde şu an Amerika'da faizlerin artacak olması itibariyle oranın da G10'un da bir alternatif olarak ön plana çıkması ve sıcak para etkisini azaltacak gibi görünüyor ama Sayın Erdoğan da yine ekonomi perspektifinde belirttiği gibi odak noktamız yüksek faizle gelecek sıcak paradan ziyade daha fazla ihracat, üretim noktasında büyüme odaklı. Bu da muhtemelen TL'nin zayıflığının tolere edileceği anlamına geliyor ki biz orada aslında bir bundan ziyade bir yapısal dönüşümün gerekli olduğuna ve bunun 6 aylık bir sürede geçilecek bir ekonomik model olmadığına inanıyoruz. Enver, az önce sen de dile getirdin. Dün hazine ihaleleri vardı ve ihalelerde faiz oranının ciddi anlamda yükseldiğini gördük. Yani normal şartlar altında Merkez Bankası'nın faiz indirimleri piyasa faizlerini de aşağı doğru çekerdi. Özellikle kısa vadeli faizleri. Ama bu noktada enflasyon beklentilerindeki bozulma yüksek derecede olduğu için Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ki 400 bas puanlık bir faiz indirimi totalde bir anda dünkü ihalede %22.70 ile hazinenin borçlandığını gördük. Halbuki Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamadığı süreçte hazine %17.60 ile borçlanıyordu. Peki hazinenin borçlanma maliyetlerindeki bu artışı nasıl değerlendiriyorsun ve mevcut maliyet artışının devam etmesini bekler misin? Muhtemelen devam edecektir. Çünkü piyasa riski yüksek. Zaten hani CDS profili itibariyle oldukça ayrık bir noktada duruyoruz. Enflasyon beklentilerinin de bu noktada o bozulma katmanının arttığını düşünecek olursak enflasyon artı riskten dolayı yüklenilen kredi maliyeti bu noktada artış gösterecektir. Şu an dolar bazlı faizlere baktığımızda yani Eurobond'larda da açıkçası %7'lerde olan bir borçlanma maliyeti olduğunu gözlemliyoruz. Biraz da açıkçası bizim kısa vadeli faizlerle uzun vadeli faizler arasındaki fark da azalmış noktasında. Doğru. Özellikle bu kısa vadeli beklentilerdeki bozulmanın biraz daha geniş vadeye yayılma, enflasyonu kalıcılaştırma gibi veya yapısallaştırma gibi riskleri şu aşamada aslında o spread tarafında da bizim çok fark eden bir noktada olmamasına neden olacaktır. Çünkü mesela belli bir dönem bakıldığında mesela kısa vadeli faizlerin uzun vadeli faizlerden daha yüksek olduğunu görüyorduk. O getiri eğrisindeki basıklaşma veya aşağı aynı eğilimin öne çıktığını görüyorduk. Bu aslında ne demek? Kısa vadede enflasyon yüksek, uzun vadede düşüşe geçecek şeklindeydi. Şu an hani o lineer hareket noktasından da uzakta olduğunu düşünecek olursak o pozisyonlanma tarafında birazcık bence anomali meydana gelme olasılığı var. Tabii enflasyonun ne derece dalgalanacağı da özellikle kısa vadeli faizlere etkisi bağlamında o getiri eğrisi şeklini bozucu bir etken yaratabilir. Şimdi tabii hani burada politika faizi azaldıkça bize yaptığı etki daha çok kur oynaklığı, kur oynaklığının da fiyat belirleme noksanlığı getirmesi itibariyle enflasyonu ısındırması ve oynaklaştırması durumunu getiriyoruz. Ve tabii enflasyon belirsizliği kısa vadeli taraftan uzun vadeli tarafı sirayet ettiği için enflasyonun yapısallaşması, yapışkanlaşması etkisini beraberinde getiriyor ve bunun da biz direkt olarak borçlanma faizlerine olan yansımasını görüyoruz. Haliyle bence şu aşamada özellikle yurt dışı borçlanma noktasında da döviz bazlı borçlanma noktasında da bence hazinenin ve Türk şirketlerinin daha fazla maliyete katlanma durumu burada söz konusu olabilir ki
Hani burada politika faizinin düşürülmesinin ekonomideki finansman maliyetini azaltmak yerine aslında ekonomiye daha çok finansman maliyeti yüklediğini ve bunun da özellikle kaynak dağılımı optimizasyonu noktasında üretim istihdam yatırımlarından çok daha çok borç faiz ödemesi yönüne doğru kaydığını gözlemlemek lazım. Bunu özellikle hazine bütçe gerçekleşmesi noktasında da faiz dışı denge ve faiz ödemeleri tarafına yansıması muhtemelen beklenecek bir durum. Evet, şimdi Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sadece piyasa faizlerini yukarı doğru itmiyor. Aynı şekilde dolarizasyonu da ciddi anlamda tetikliyor. En son BDDK'nın yapmış olduğu açıklamada, yayınladığı raporda 1 Aralık tarihi itibariyle yabancı para mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payının %63.2'ye yükseldiğini gördük. Dolarizasyonun tetiklenme ihtimali ve devam etme ihtimali ben açıkçası yüksek görüyorum. Hem senin bu konuda yorumunu istiyorum. Hem de %63.2 rakamını nasıl değerlendiriyorsun ve bu oran daha da yükselebilir mi? Şimdi dönemsel TL değer kaybı itibariyle bakıldığında biz aslında dalgalı kur rejimine geçilmiş olan bu son 20 yıllık periyot içerisinde en önemli dalgalanmayı yaşıyoruz görünüyor. Şimdi tabii dövizin potansiyeli TL'nin fonksiyonlarının yavaş yavaş, hatta yavaş yavaş demeyeyim, gayet hızlı bir şekilde dövize doğru geçiyor olması ve dövizin daha çok bir değer saklama enstrümanı, enflasyondan korunma enstrümanı olarak ortaya çıkması, ki şu aşamada yani negatif faiz de biraz bu durumu tetikliyor. Çünkü negatif faiz söz konusu olduğu zaman, negatif reel faiz söz konusu olduğu zaman hani TL tasarruf tutma cazibesi tabii ki doğal olarak çok azalıyor ve o aşamada birikimi enflasyondan koruma noktasında döviz veya döviz bazlı enstrümanlar daha fazla ön plana çıkıyor. Yani şu aşamada evet bir riskli yatırım talebi var ama bu riskli yatırım talebi içerisinde özellikle hani TL bazlı enstrüman noktasında TL'nin değer kaybı endişeleri, bunun sürece olması endişeleri ya da belirsizliği şu aşamada biraz daha o dolar bazlı varlıklara doğru olan eğilimi arttırıyor konusu var. Dolarizasyonu hızlandıran etmen de bu. Yani şu aşamada bakıldığında hani %63'lük bir dolarizasyon oranı itibariyle aslında genel manada hem değer saklama işleminin hem de hani muhtemelen şu aşamada hani bu kadar çok enflasyon dalgalanması ve şu an vadeli ticaret sözleşmelerini de etkileyen o kadar durum var ki fiyat belirsizliğini aşmak için de mesela orada döviz noktasında daha çok talep görülen, hani dövizin daha fazla el değiştirmesi, piyasada dolaşması durumu söz konusu oluyor. Haliyle bu döviz talebini arttırıcı unsurlar olduğu sürece elbette dolarizasyon ağırlıklanmasının da daha fazla devam etmesi söz konusu olacaktır. Burada dönüşümü sağlayacak olan etmen şu an hani sadece hızlı bir faiz arttırımıyla tekrardan reel pozitif faiz noktasına geçmek hani yeterli değil. Yani en azından hızlı bir noktada gelmeyecektir. Çünkü enflasyonun devir etkisi devam edecek belli bir noktada. Hani piyasaya güvenin de aynı şekilde gelmesi gerekiyor. Amerika'da faizlerin artması ve doların bir küresel anlamda değer kazanması durumu muhtemelen söz konusu olacak. Haliyle biz faizleri bugün pozitif noktaya doğru evirsek bile açıkçası dönüşüm, ters para ikamesi konusunda biraz zaman alacak bir etki var. Ama şu an uygulanan politika zemini, enflasyon perspektifi ve ekonomi perspektifi ve gidilen rota itibariyle bakıldığı zaman ekonomi içerisinde bu yerel paranın fonksiyonlarının yabancı paraya doğru aktarılması eğilimi, doğal olarak dolarizasyon eğilimi devam edecek görünüyor. Evet, TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Arkan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın burada sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle herkese sağlık dolu, güzel bir gün dilerim.
Koleksiyon Para Toneri sundu.